Hocam merhaba. Merhaba. Sesim geliyor mu? Sesin geliyor. Süper geliyor. Çok güzel. Hocam Harika. her zamanki gibi çok şıksınız. Çok teşekkür ederim. Evet, şık olmaya çalışıyorum ama altında belki de pijama olabilir. Onu bilemiyoruz. Yok yok. Jean var, göstereyim izleyicilerimize. Kendimi karşısına en böyle şık klasik kostümümle gömlek jean çıktım. Evet. Evet, bugünkü konumuz nedir? Hocam bugün klasik ofis zamanımızdaki yaptığımız haftalık toplantı demeyelim de görüşmelerimizde, çok eğlenceli olan görüşmelerimizde konuştuğumuz konuları tabii konuşmayacağız. Onlar bizim Evet, aramızdır. sır. Bugün dedik ki hazır evdeyiz, film izliyoruz. Bir film hakkında eleştiri yapalım dedik. Tabii eksiklerimiz var. Funda hocamız ve Ebru hocamız yok. Evet. Belki Umarız onları da bekliyoruz. sonraki programlarımızda bize katılırlar. Film olarak tabii ki ikimizin hocamla benim izlediğim bir filmi seçmek zorundaydık doğal olarak. En son izlediğimiz filmlerden biri Jojo Rabbit filmi. Ve onun hakkında konuşmak için anlaştık hocamızla ve bu film hakkında güzel güzel konuşmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Açıkçası bugün sabah benim lise grubumda arkadaşlarım mesajlaşmışlar, ben dersteydim. Daha sonra baktım. Jojo Rabbit ne güzel filmmiş ya, izlediniz mi falan. Ben dedim ki biz bugün öyle bir IGTV videosu için çekmeyi planlıyoruz. Onlar da heyecanla izleyecekler. Oo. Beğenirler, İnşallah beğenirler diyelim. filmi beğenmişler. Bizim yorumlarımız da onlar için tatlı, şeker, belki küçük detay açıklamalar olur. Sinema Evet. gibi bir şeyle. Filmin konusunu kısa özet geçelim hocam isterseniz ya da siz birkaç kelimeyle isterseniz özetleyin. Özetten ziyade film İkinci Dünya Savaşı'nda geçiyor. Zamanında Almanya'da küçük bir çocuk babasını kaybetmiş. Uzaklarda olduğu söyleniyor. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Ve bu çocuk bir Nazi. Nazilerin çocuklar için ve gençler için açtığı meşhur kamplardan birine gidiyor ve hikaye orada başlıyor. Bence bu yeterli olur. Evet. Geri kalanın çok spoiler taşımaması da lazım. Evet, Böyle. onu da dikkatli olmamız lazım. Filmden Bilmiyorum, dikkat önce izleyenler izlesin bunu diyebiliriz. evet. Film aslında dünya çapında yoğun eleştiriler aldı. Hem olumlu hem olumsuz. Özellikle biliyorsunuz film premieri Toronto Film Festivali'nde yapıldı. Son yıllarda Toronto Film Festivali'ne katılıp premieri yapılan filmler Oscar'a iddialı olarak girdiler ve genellikle de aday oldular zaten. Aynı şekilde bu film de öyle oldu. Ondan önceki yıl Green Book'tu sanırım. Evet. Orada o ödülü almıştı yine. Ödülün adı da söyleyeyim. Ya en büyük ödül zaten. Toronto'nun en büyük ödülü Oscar aldı Green halkın seçimi ödülünü almıştı. Onun arkasından da Oscar aldı. Bu filmin de adaylığı vardı en iyi filme ama tabii sanırım sadece uyarlama senaryo ödülünü aldı. Bu konuda Book. diyecekleriniz var mı hocam? Oscar adaylıkları alıp alamaması, Toronto Film Festivali'ndeki durumu. Yani bu sene Oscar'lar çok fazla büyük bir şaşırtmaca yapmak istediler. Herkes Parazit en iyi film ama alamayabilir gibi düşünüyordu ve Hollywood, ya akademi bizi şaşırtmak için alamaz diyordunuz, vermeyeceğimizi sanıyordunuz ama ben artık yüzüme doğuya döndüm. Işık doğudan yükselir. Ben Parazit'e en iyi film ödülü verdim. Hatta burada şöyle bir sorun var. En iyi kostümde de adaydı ve bu filmde belki filmin en parlak noktası, benim zaten hani çok da haşin neşir olduğum bir alan, filmin kostümleriydi. Kostümler üzerinden, makyaj üzerinden, karakterlerin çok belirgin, çok izleyiciyle doğrudan iletişim kuracak bir şekilde nasıl diyeyim, yapılanmasıydı, oluşturulmasıydı. Scarlett Johansson'un oynadığı anne karakteri, onun o iki renkli Mary Jane ayakkabıları, hem 1920, 30 ve 40'lara ait çok spesifik bir ayakkabı, çünkü kadınların eteklerinin
kısaldığı, hatta kadınların annede de gördüğümüz üzere bol bol pantolon giydiği ve aktif yaşama, iş yaşamına, sosyal hayata girdiği bir dönemden bahsediyoruz Batı'da. Bizde de öyle oldu. Ve kadınlar çok daha rahat, kullanışlı bir ayakkabı türü olan, aynı zamanda çok feminen ve şık mericeyinler giymeye başladılar. Ve annenin mericeyinleri, o iki renkli mericeyinler çok spesifik, hem döneme ait hem de biliyorsun en şok edici filmin sahnesinde anneyi biz ayakkabılarından tanıyoruz. Onun anne olduğunu. Ve çocuğun da sahnede hani birazcık bir ön konuşma yapmıştık. Ayakkabı bağlaması, o bağcıklarla uğraşması, kendi ayakkabısını bağlayamaması, annesinin ayakkabısını o sahnede bağlaması, bunlar çok önemli nosyonlar. Onun dışında aksesuarlar inanılmaz şık kullanılmış. Annenin şapkaları, giydiği hırkalar, evdeki farklı bir anne görünümüyle dışarıdaki o inanılmaz şık görüntüsü ve kendini saklıyor, o gizli aslında görevini, misyonunu saklayan o şık kıyafetleri. Ama aynı zamanda tabii arka planda halkın çektiği fakirlik, önde ne kadar parlak işte Nazizm, Almanya falan duruyorsa da o çektikleri fakirlik hem yemek hem de kıyafet üzerinden gösteriliyordu. Bunun da ötesinde biliyorsun Nazilerin askeri üniformaları çok meşhurdur. Orada Sam Rockwell, yani filmde iki büyük star var. Sam Rockwell ile Scarlett Johansson. Sam Rockwell'in canlandırdığı cinsiyet yönelimi çok muallakta verilen, çok renkli, hoş bir karakter var. Cinsel yönelimi muallakta verilen ve onun en son, hani hadi buradan bir spoiler verelim, ölüme gittiği sahnede kendi tasarladığı, değiştirdiği, pırıl pırıl, birazcık da böyle nasıl diyeyim, horoz veyahut şey, süslü kuşlar gibi, doğadaki erkek süslü kuşlar gibi dönüştürdüğü Nazi üniforması oldukça ilgi çekiciydi. Yani filmin kostüm tasarımları çok şık. Hatta bir detaya da değineceğim. Filmin en sonunda işte şehre müttefikler geliyor. Müttefikler geldiğinde Amerikalıları görüyoruz üniformalarıyla, askerleri, ve işte oradan oraya Amerikan jipleriyle ve bayraklarıyla geçip gidiyorlar. Ama bu Nazileri derdest edenlerin üniformaları farklı ve yaka stillerinden gördüğümüz üzere onlar Rus. Küçük bir detayla verilmiş, Amerikalılar değil. Evet hocam, bu kostüm dediğiniz gibi çok ayrıntılı çalışılmış. Hatta Hitler'in zaman geçtikçe filmde sürekli elbisenin tarzı ve renginden emin değilim de bu tarzı şekli değişiyordu sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Seferinde ayrı, onu Hitler'i tanıdığımız pek çok film, fotoğraf vesaire var. Hepsinde çeşitli üniformalar ya da takım elbiseler giyiyor, dönemin modasını yansıtan. Ama her işte sahnede o şeylerin bir tanesi, o üniformaların ve görüntülerin bir tanesi tekrar canlandırılıyor gibi düşündüm. Farklı kıyafetler giymesi böyle geldi bana. O zaman üzüntü verici olmuş almaması kostüm Bence büyük bir ödülünü. hata oldu. Yani vur deyip öldürmek diye bir şey var bu Hollywood'da galiba. Hocam kostüm konuştuk. Evet, dediğiniz gibi hak etmiş diyebiliriz ama tabii Oscar'ın oyunları diyelim. Kostümden sonra biraz da bence yönetmenin kendisi ve tarzıyla ilgili de konuşmak gerekir. Anladığım kadarıyla, Değil mi? Yani çok yeni tanıdığımız, evet, o ben ismi de ilginç. Taika mıydı? Taika Waititi. Taika Waititi. Evet. Evet. Yeni Ya Zelandalı, yerli, Malez daha doğrusu. Dolayısıyla biraz nickname. Taika kendi ismi de soyadı hmm. koyan diye bilmiyorum. Yani çok karışık bilgiler var kendisi Evet, hakkında. bu Maori yerlerinin de sanırım entelektüelleri fazlaymış. Şöyle, daha önceki filmleri ben izlemedim açıkçası ama çok popüler bir filmi de yönetmiş. Thor Ragnarok'un yönetmeniymiş. Evet. Hatta yorumlara göre Thor'a da değişik bir hiciv komedi katmış olduğunu söylüyorlar. Ben açıkçası Thor filmini izlemedim, bilmiyorum. Onun dışında Ragnarok. Evet, böyle espriler vardı, twistler dönüyordu. Hani bildiğimiz bu süper kahraman filmlerinden biraz daha farklıydı.
Yani otör olma yolunda hızlı ilerleyen bir yönetmen. Kendi dilini, esprisini, bakış açısını koyuyor filmlerine. O yüzden bence iddialı gelecek. Geçen günlerde nerede gördüm? Bir yerde Parazit ve Jojo Rabbit bir arada diye yönetmenler böyle neşeli bir şekilde sohbet ederken fotoğrafları çıktı. Hani genç ve dünya sinemasının gelecek isimleri, hani gelecek isimler gibi pozları ve sohbetleri gördüm. İlginç. Sempatik bir adam yani. Zaten başka bir özelliği de var. Komedyenlik yönü Aynı yaşta olması mesela başka bir de hani yaşıt olmamız. komedyen bir tarafı da varmış. Geçmişinde. Hatta zaten Hitler'i kendi oynuyor. Yani bilmeyenler veya izleyecek olanlar ön bir bilgi verelim. Hitler'i oynayan kişi yönetmenin ta kendisi. Öyle bir küçük bir anekdottan sonra demiştik biraz önce. Hitler'e göre biraz fazla uzun olduğunu ilk başta hissettim ben. Yani daha ufak tefek hep gelir ya bize böyle hani filmlerinden gördüğümüz Evet, kadarıyla. doğru. Biraz daha iri yarı ve uzun olduğunu gördüm. Ama iyi canlandırmış. Sorun yok. Hem yönetip hem oynamak büyük bir mesele bence. Ya burada Hani evet hocam oyuncu. dediğiniz konudan devam edeyim. Aklıma bir şey geldi. Şimdi bu İkinci Dünya Savaşı yani Holokost'la ilgili Holokost'u konu edinen filmler genelde böyle drama ağırlıklı ağır filmler olur. Yani benim bildiğim en azından aklıma gelen Schindler'in Listesi olsun, Piyanist, sonra Hayat Güzeldir filmleri genelde böyle ağır yönetmenleri olur. Dram yönü çok güçlüdür ve Hatırlattı açıkçası. Bu daha postmodern diyorum tabii ki. Hani zamanı ve mekanı aşan özellikle hani Beatles'ı kullanıyor, David Bowie'yi kullanıyor. Onların şu şarkılarının Almanca versiyonları ilk çıkıyor biliyorsun. Beatles ününü ilk Almanya'da yapıyor, İngiltere'de değil. O versiyonları çıkıyor. Tabii ki birazcık hani zamanı mekanı tam belli olmayan böyle bir adacık gibi yüzen bir hikaye zamanın içinde. Dolayısıyla postmodern. Ama ben o çocukla kurulan ilişki ve o optimist bakışıyla Hayat Güzeldir'i hatırlattı ama Hayat Güzeldir çok daha klasik bir kurguydu. Hitler yorumu biraz böyle Hitler'i sempatikleştirmiş gibi. Yani Çok ciddi bir sanki. sıkıntı o. Evet. Yani öyle bir Ben havası var. Nazi çok moda olduğunda da rahatsız olmuştum. Çünkü öyle bir figürün bu kadar popüler, bu kadar sevimli, içten veya her birimiz gibi gösterilmesini çok problematik olduğunu düşünmüştüm. Hoşlanmamıştım açıkçası. Kaldı ki burada çok daha büyük bir kriminal karakterin böyle tatlı, hafif, saf, sakar bir kimlikle verilmesi hem de çocukla son derece neşeli bir diyalog içinde. Hoş ona habire sigara uzatıyor vesaire oradan böyle onun sorunlu olduğunu düşünebiliriz. Hoş herkes biliyor de. Sevimli değildi açıkçası. En büyük sıkıntı da o. Ya ben Hayat Güzeldir izlediğimde de aynı şeyi düşünmüştüm yüzyıllar önce. 1997. O zamanlar üniversitedeydim. O zaman da öyle düşünmüştüm. Yani bu kadar ciddi bir sorunun, bu kadar sıkıntılı ve insanlık tarihi için kara bir lekenin pozitif yerden verilmesi doğru mudur demiştim. Hafifletilmesi. Ama burada hani bu da bir yorum o kadar da ciddi ama burada daha büyük bir sorun var. Hani orada zaten Nazi zulmü gösteriliyor. Babanın çocuğu için yaptığı küçük oyun Evet. veriliyordu. Aslında daha insani bir ilişkiydi. Ama daha propaganda filmiydi. Onu da söyleyelim. Evet. Burada öyle bir dur çok daha ciddi bir durum. Yani sıkıntı. Ama tabii ki işte farklı farklı yorumlar olması da lazım. Benim için sıkıntı şu. Aynı zamanda ben sanırım bu filmin hem iyi hem kötü tarafı artık Nazilerin Yahudi zulmü hikayelerine hepimiz bayağı bir doyduk ve bu hikayeler nereden çekilip anlatılırsa anlatılsın bir şekilde tamam yani çok dinledik gibi oluyor net çok filmi ama öbür taraftan bu filmin iyi tarafı da Yahudilerin sadece Musevilere, Nazilerin sadece Yahudilere eziyet yapmadığını,
onların sistemine karşı çıkan her türlü insanı o sistemin içinde ezdiğini, yok ettiğini gösteriyor. Öldürmekten çekinmediğini, ki anne karakteri en azından belirgin bir şekilde böyle bir insandı. Hayatları bu şekilde değiştiriyor. Bu taraftan Evet. bakılabilir. Yani biraz da senaryodan bahsedelim. Sonuç olarak bir uyarlama senaryo Oscar'ı aldı ve kazandı yani. O önemli bir şey aslında. Ve tabii bu film bir romandan uyarlama. Oscar karar vericileri tabii görmüş olacak ki güzel bir yani uyarlamayı iyi yaptığını düşünmüşler ve ödül vermişler. Şimdi ben bir yaptığım araştırma sonucunda romanla film arasındaki farkları bulmaya çalıştım ve şöyle bir şey karşıma çıktı. Bildiğiniz üzere filmde baba figürü yok. Yani spoiler sayılmaz herhalde bu. Yok, hayır, baba yok. Baba öldü mü, uzaklara mı gitti, kayıp mı? Bu çok büyük bir Belli merakla. değil. Artı Sonunda bu baba Hitler. figürü yok. Hitler onun yerine geçmiş gibi, değil mi? Evet ve Sanki kitapta öyle Hitler de yok. Hitler hissediyorum. karakteri yokmuş. Yani Aa. okumadım kitabı da yani şeyler öyle eleştirilerden biri öyleydi. Ve kitap yani roman komedi unsurları olmayan daha çok drama yakın bir tarzı sahipmiş. Yani tabii ki bu filmde de bir dram var ama sonuç olarak janraya baktığımız zaman bu filmin janrası ne dediğimiz zaman Kara komedi komedi. diyebiliriz. Kara Hiciv komedi. diyebiliriz. Ama Kara. roman daha drama ağırlıklıymış. Yani yazılanlar en azından bu şekilde. O zaman nasıl iyi bir ara, ha, çok büyük bir değişiklik olmuş ama yine de özüne bağlı. Çünkü Hitler'i çıkardığımızda falan, hani bir de dramsa bu kadar, ne diyeyim, hem postmodern nüveler taşımıyorsa, ki müzik çok fazla belirliyordu bu postmodern nüveleri. Zaman içinde gezmiyorsa o zaman kitap Poe's Adaptation dediğimiz, hani referans verme, tamamen birebir adapte etmeme. Hoş. Zaten bu çok sinemanın teorisinde de tartışılan bir şeydir. Yani roman başka bir medyum, Evet. sinema başka bir medyum, adaptasyon, yani Anna Karenina'nın doğru düzgün bir adaptasyonu olmadığı hep tartışılır. Bütün yorumlar bir şekilde eksik kalır. Öyle büyük bir, hani, edebiyat ürünü sinemaya adapte edilemez. Doğru, farklı dilleri var. İki farklı alfabeye sahip. Tercüme edilmesi, birbirine adapte edilmesi neredeyse imkansız. O yüzden roman adaptasyonları, ben her zaman için şiirin sinemaya uyarlanmasının daha mümkün olduğunu düşünüyorum. Çünkü sinema bir hikaye anlatıyor da olsan, temelinde aslında aktarmak istediğim bir duygudur. Temel duygularla oluşan bir ana duygu metnidir. Dolayısıyla şiir bunu daha da mümkün kılar diye hep düşünmüşümdür. Hocam şiir diyerek güzel bir konuya değindiniz. Şimdi Rilke. evet nasıl okunuyor Rilke mi Rilka bilmiyorum. Rainer Maria Rilke'dir herhalde. Yani bilmiyorum, ben öyle hep biliyorum. Yanlış da Evet okuyor olabilirim. Rilke filmi izleyenler bilir. Filmin sonunda bu şairimizin ünlü bir Alman şairinin Rilke'nin bir dizesiyle bir şiiriyle bitiyor. O önemli. Okuyayım mı bilmiyorum hocam. Gerek var mı okumamıza? En azından. Şöyle okuyabilirsin ama buradaki önemli nokta şu. Rilke Almanca yazmıştır ama Çek'tir. Öncelikle Almanca yazdığı için öyle, ama Almanya'ya da gider. Tabii o dönem melez. Çünkü bu ülkeler ulus devletin kurulduğu zamanlardan bahsediyorum, 18. 19. yüzyılda. Temel olarak Almanca dili kullanılıyor Avusturya, Macaristan'da vesaire, hani hatta Sırbistan'da bile kullanıldığı söyleniyor, hani ana dil olarak. O da Almanca yazmayı tercih ediyor Rilke. Rilke ilginç bir karakter. Artık romantizmin, duygusallığın olmadığı, kapitalizmin bunu öldürdüğü, endüstri devriminin bunu yok ettiği bir Avrupa'da hala romantik kalmaya çalışan ama o hayatın çarpıcılığını ve
eziciliğini de şiirle aktarmaya çalışan sol görüşlü çok önemli bir şairdir. Açıkçası ben lise son üniversite bir zamanları çok şiirle iç içe değildim gençliğimde. Hala da olduğumu söylemez. Ama Rilke okurdum. Severdim belki o içindeki sert gerçekliği anlatışı benim için metaforları tabii iyi bir tercümeyle Almanca bilmiyorum. Hoşuma gidiyordum. Filmde de kullanılması metaforik ve nasıl diyeyim romantik bir öğe olarak kullanılmış. Çünkü kızın sevgilisinin Rilke şiirleri onu okuduğu Evet. söyleniyor. Ama Rilke aşktan ziyade daha çok o hayatın içindeki ezicilikten bahseden Rilke İkinci Dünya Savaşı'ndan önce ölmüş olduğunu düşünüyorum. Genç öldü zaten o dönem Evet. çok da fazla yaşamıyor insanlar. Ya, Hem yanlış öldü de ikiyi görmedi diye biliyorum. hatırlamıyorsam 1926 civarlarında ölmüş olması Doğru bilmiyorum. lazım. 20'lerde bir yıl olması lazım. Onu söyleyecektim. Evet, bu Rilke çok bahsediliyor şeyde, filmde. Dediğiniz gibi o iki çocuk ve kızın birbirlerine atışmalarında Rilke'nin ismi çok geçiyor. Ben de şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi Rilke'nin hayatına baktım biraz. Dikkat etseniz adında Maria diye bir kadın, kız ismi var. Şöyle olmuş. Annesi onu 6-7 yaşlarına kadar kız gibi yetiştirmiş. Çocuğu. Giysilerini falan kız çocuğu gibi yetiştirmiş. O da bu durumdan dolayı uzun bir süre insanlarla iletişimsizlik, iletişim problemi yaşamış. İlk defa duyuyorum ama çok ilgi çekici. Rilke'nin orada çok temel kullanılmasının ikinci bir sebebi sol görüşlü olması. Dolayısıyla oradaki hani rezistanstakiler de Nazilere karşı çıkanlar da tabii ki sol görüşlü fraksiyonlar, gruplardan insanlardı. Annesi gibi aynı şekilde ve o Yahudi kız karakteri gibi, genç kız karakteri gibi. Dolayısıyla Rilke hem Almanca yazıp hem de o görüşün sol görüşün romantiklerinden, şairlerinden olduğu için orada Rilke'nin çok fazla kullanılması bence hoştu. Çocuk karakterin biraz Rilke'nin Rilke'den etkilenilmiş bir şekilde karakter yazımında en azından onun hayatı ve tarzı düşünülmüş olabilir mi sizce? Yani çocuğun kendi yapısı ve kızla olan ilişkisinden bahsediyorum. O ikisi ya arasındaki ilişkide. aslında bir aşk hikayesi o. Bir kere çok Evet. yalnız ve masum iki tane çocuktan bahsediyoruz. İkisinin de hayatında büyük boşluklar var. Birisinin babası yok falan. Ailesi, ikisinin de ailesi yok. Çok yalnızlar, korkunç, acı bir dünya içerisinde hayalleriyle var olmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bir şekilde bir yoldaşlık kuruyorlar. Rilke bence orada çocuğun aşkla, sanatla, o hani Nazi döneminin korkunç yalanları ve acı arka plandaki gerçeklerine rağmen hani büyümeye başlayan 10 yaşındaki bir erkek çocuğunun, ki kız da çok küçük, 16 değil mi? Evet. Aşkla tanışmalarının sembolü Rilke bence. Evet. Güzel hocam, güzel Aşkın söylediniz. sembolü, Evet. evet. Onların romantik olarak güzel olan bir şeyle o korkunç hayatlarında karşılaşmalarının sembolü, bunu paylaşmalarının sembolü. Evet. Bir şiirden başladık. Bir de bence dans faktörü de çok önemli filmde. Yani kritik yerlerde dansla ilgili güzel sahneler var. Tabii onları açıklamayalım ama trajik zamanını anlatan bir film arka planda da. O yönden film çok güzel ama bir yandan da çok trajikomik, bir yandan da çok moral bozucu ama bir yandan da kendini iyi hissetmek için izlenebilir bir film de aynı zamanda. Şimdi özgür Değişik duygular. insanlar dans eder. Yani özgür insanlar dans edebilir. Ve dans insanlık tarihi içerisinde en eski toplumlara kadar gittiğimizde dahi insanların bir bedenlerini kullanarak oluşturdukları bir dil. Dolayısıyla dans bazen bir karşı çıkış, direnişin de sembolü olabilir. Özgürlüğün sembolü olabilir.
Dolayısıyla dans da hani şiirden bahsediyor, dans da lirik bir olarak orada kullanılmış. İşte hayallerinde olabildikleri kadar özgür olduklarını hissetmek istediklerinde bence dans ediyorlardı. O da bir metafor filmde. Ben öyle anladım en azından. Hocam evet, güzel konuşmalar yaptık. Son olarak filmle ilgili bir şey diyeceğiniz var mı? Film hani demiştik Holokost'u anlatıyor, işte Nazi zulmünü anlatıyor ama farklı bir açıdan herkese zulmettiklerinden bahsediyor bu sistem. Ama onun da ötesinde bir de çocuk öğesi var başroldeki Jojo, Joseph. Joseph küçük bir çocuk, babası yok. Dolayısıyla hep kendine bir örnek arıyor ve kendini bir yere ait hissetmek istiyor. Dolayısıyla o yüzden Nazi oluyor bir şekilde. Ama bir tavşanı dahi öldürmekten imtina ediyor. Aslında çok naif, tatlı. Onun gözünden bu korkunç dünyanın verilmesi aslında çok eski bir geleneğin devamı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü hani İtalyan yeni gerçekçi filmlerde de özellikle Rossellini'nin üçlemesi, savaş üçlemesinde Roma açık şehirde ve özellikle Almanya sıfır yılında da Rossellini özellikle çocukların gözünden İtalya'da ve Almanya sıfır yılında Almanya'daki faşizmin ne kadar yıkıcı olduğunu verir. Çünkü çocuğun gözünden gördüğünüz zaman o etki her ne kadar bu filmde öyle değil mi, öyle mi, nasıldı diye tartışmış olsak da biraz evvel çocuğun gözünden verildiğinde çok daha etkileyici oluyor. Bazı sahnelerde gerçekten ben de ağlamamak için zor tuttum. Her ne kadar kara komedi desek de film için. O yüzden dokunaklı bir film olduğunu söyleyebiliriz. Evet, herkes eleştirebilir. Ama akıp giden izlemesi nasıl diyeyim? Zevkli. Evet, çok şey oldu. Basit söyledim ama izlemesi zevkli. Görülmesi gereken bir film olarak düşünüyorum. Jojo Rabbit. Yani pas geçirmemesi gereken bir film olarak görüyorum en azından. Evet hocam. Teşekkür ederiz. Evet, bence Ben de teşekkür ederim. Ben izlemeyenler de izlesin. sorduğun sorularla beni yönlendirdin. Film hakkında fikir doğrultmaca yaptık. Şu bir dahaki filmde görüşmek üzere. Rock'n'roll diyelim. Ben yapamıyorum. Yanlış yaptım. Yok, rock'n'roll işte. Görüşmek üzere. Herkes hoşça Güle kalın diyoruz.